Gerçekten de bu tarz videolar gelsin istiyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi dakika 14, bir orta daha geldi. Ters bir kafa vuruş, gol! Direkten gol dedim ama direkt. Sportaküs TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ercan ve bugün Sportaküs TV'de çok sevilen serilerden bir tanesinin farklı bir versiyonu. Bu sefer iki forvet karşı karşıya. Bir tanesi Beşiktaş'ın Aboubakar ve Larine. Diğeri Galatasaray'ın Mustafa Muhammed ve Radamel Falcao'su. Dört iyi futbolcu, iki takımlarda ve karşılaşma oldukça eğlenceli olacağı benziyor. Şimdiden like'a basmayı unutmayın arkadaşlar. İyi bir beğeni gelmesini temenni ediyorum. Çünkü gerçekten biliyorsunuz ki videolarımda büyük bir emek var arkadaşlar. YouTube'da tekrar öne çıkmam için beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Ve işte bir tarafta Galatasaray'ın forvetlerinin dizilişi ve yavaştan başlatıyorum artık. Skor tahminlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın ve canlı yayınlarım için Twitch'ten beni takip etmeyi unutmayın. Discord grubumuza da hepinizi bekliyorum ve Galatasaraylı Falcao başladı mücadeleye. İki takıma da yürekten başarılar. İki takımda antrenör modunda. Bunun hatırlatmasını yapayım. Sol tarafa döndü. Larin gidiyor. Bir çalım attı. Larin bir çalım daha. Şimdi tehlikeli pozisyon yaşanabilir. Vincent Aboubakar döndü. Vurdu gol. Vincent Aboubakar attı 1-0. Dakika 11. Vincent Aboubakar. Gerçekten etkili bir goldü. Gerçekten çok etkili bir goldü. Ve topu ağlara göndermesini bildi Vincent Aboubakar. İşte Larin. Döndü. Pası geçmedi orada. Şimdi tekrar verdi. Aboubakar döndü. Vurdu, golünü attı. Falcao'nun sağından bu balları gönderdi. Ve 1-0 öne geçiyor Beşiktaş'ın forvetleri. Derbide kim kazanır bilmiyorum. Mutlaka onun da skor tahminlerini yapın arkadaşlar. İkisini ayrı şekilde yapabilirseniz daha da iyi olur. Fazla yorum olmuş olur. Sadece belirtmeniz yeterli hangi maç için söylediğinizi. Ve gerçekten de bu tarz videolar gelsin istiyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi dakika 14, bir orta daha geldi. Ters bir kafa vuruş, gol. Direkten gol dedim ama direkt. Mustafa Muhammed kaçırdı. Yanlış görmediysen Mustafa Muhammed direğe vurdu. Tehlikeli bir pozisyon yaşandı. Falcao da olabilir, tam emin değilim orada ama asıl bilinmesi gereken şey top direkten döndü. Şimdi Aboubakar. Pası Larine. Sağ taraf, dakika 18. Bir tehlike sonu, gol! Larin! Arka direk Larin attı golü. Larin! İşte yüz yamasından sonra Larin. Güzel bir goldü. Mustafa Muhammed'in henüz yüz yamasını yapamadım ama 2-0 önde Beşiktaş forvetleri. Çok güzel bir gol imza attı. Larin çok alışık olduğumuz gollerinden bir tanesini attı. Sağ taraftan yapılan ortaya güzel bir dokunuşa imza attı ve skoru 2-0'a getirdi. Gerçekten güzel bir goldü. Ve şimdi skor tabii ki 2-0. Bakalım nasıl reaksiyon gösterecekler. Hep birlikte tabii ki göreceğiz. Falcao uzun gönderdi şimdi. Tekrar top Beşiktaş'ın forvetlerinde. Bir tehlikeli atak daha olabilir. Yapıyor ortasını. Tekrar vuruş. Gol! Aboubakar! Vincent Aboubakar fark 3'e çıktı. Dakika 23. Fark 3. 3-0. Vincent Aboubakar. Larin'in attığı golün aynısını atıyor. Vincent Aboubakar. Şimdi skor 3-0. Etkili bir orta, etkili bir şut ve 3-0 oldu. Beşiktaş forvetleri 3, Galatasaray forvetleri 0, Falcao ve Mustafa Muhammed. Bakalım nasıl reaksiyon gösterecekler, tabii ki hep birlikte göreceğiz. Şimdi Larin topu aldı. Larin pası Vincent Aboubakar'a doğru. Aboubakar'dan tekrar Aboubakar'a doğru. İçeride bir boşluk var. Larin boş. Aboubakar şut. Falcao ikinci pozisyon uzaklaştırıldı. Bir şut daha. Gol Aboubakar. 4-0. 4-0 Aboubakar. Vincent Aboubakar. Aboubakar Larin. Hatta Gezal'ı da sayarsak. Tam 70 gole doğrudan katkı yapan isimler bunlar.
Genzel'ı saymazsak da asistenle birlikte iki futbolcunun çok büyük etkisi vardı. Bugün PES'te bile görüyoruz bu etkileri. Ve işte Vincent Aboubakar, bu da Falka. İkinci pozisyon yine Falka ve üçüncü şutta artık Aboubakar farkı 4'e çıkardı. Galatasaraylı forvetler ne yapacak, merakla bekliyoruz. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar, hiçbir şekilde bakın ellerimde burada oyunu oynatmıyorum. Ben de siz de yapabilirsiniz bunu. Açıyorum ve eğlenceli bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Mustafa Muhammed. Şimdi Falcao olmadı. Orada Aboubakar, tehlikeli bir pozisyon. Şimdi içeriye Falcao şut. Aboubakar ikinci pozisyon, gol. Mustafa Muhammed. 4-1. Fark 3'e indi. Fark 3'e indi. Aboubakar ilk pozisyonda başarılıydı. Ve sonrasında santraya dikiyor topu Mustafa Muhammed. Gol tekrar izliyoruz. İşte burada Larin'in hatası. Pası, şutu Aboubakar ve sonrasında Mustafa Muhammed. Bu sezonun flash isimlerinden bir tanesi Mustafa Muhammed kuşkusuz. Galatasaraylıların da sevdiği bir oyuncu. Zamanek'ten transferi Galatasaray'ın. Şimdi 41. dakika, kafayla karşılayan orada. Top Mustafa Muhammed'e geldi. Pası gönderdiği nokta. Radamel Falcao. Falcao gidiyor. Falcao yatarak kayarak müdahale. Şimdi Mustafa Muhammed. Şut pozisyonu arıyor Falcao. Şut. Aboubakar mı? Larin'e çarptı. Sonrasında Aboubakar uzaklaştırdı. Bir pozisyonda yaptı içeri yine Aboubakar. Şimdi Falcao. Pası öbür Falcao'ya. Falcao var, pas açtı. Şut. Cılız bir şut. Aboubakar kolaylıkla topun sahibi oldu. Evet, şimdi Beşiktaşlı futbolcular geliyor dediğim anda Mustafa Muhammed bir kontra atak şansı. Mustafa Muhammed pası Falcao, onun pası Falcao'ya. 73. dakika, tehlikeli pozisyon, yaptı içeriye Falcao, ikinci pozisyon şut, Larin'e çarptı Larin. Şimdi Falcao bir ortada, kafa vuruşu Aboubakar'dan. Şimdi Aboubakar atağa çıkıyorlar Larin'le. Larin'den sağ tarafa doğru Aboubakar'a doğru. 76. dakika, içeriye uzun gönderdi Falcao. Şimdi Larin. Larin gidiyor. 79. dakika, Aboubakar'a verdi. Aboubakar! 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 5-1. Aboubakar attı. Forvet'teki Aboubakar attı. Kaptan Aboubakar attı. 5-1. İlginç bir skor var. Aboubakar 5-1 oldu. Müthiş bir gol. Vincent Aboubakar. Yanlışlıkla bastım, pardon. Neyse, 5-1 tekrarını artık bak tekrar izleyin, ne diyeyim ya, yanlışlıkla bastım çünkü. Şimdi Falcao, 81. dakika, Radamel Falcao ikili sıkıştırma orada yaptı içeri ortasını, kafa vuruşu Aboubakar'dan geldi. Ve şimdi 22 numaralı Aboubakar'la atağa çıkıyor Beşiktaş forvetleri. Galatasaray savunması yerleşemedi. Larin. Larin. Larin gidiyor, pasını verdi Aboubakar'a doğru. Aboubakar, Aboubakar. Şimdi başarılı bir müdahale. Radamel Falcao. Bir derin boşluk var. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed gidiyor. Pozisyon biraz orada sıkıntı yaşadı ve evet, sıkıntı yaşadı. Mustafa Muhammed bugün oyun anlamında Falcao'ya ayak uyduramadı bu maçta. Larin Aboubakar uyumu Falcao Mustafa Muhammed arasında olmadı diyebiliriz. En azından öyle duruyor. Bu arada bir kontra atak şansı. Mustafa Muhammed gidiyor. Mustafa Muhammed pas verecek mi, verdi. Falcao şut, gol. 5-2. 88. dakika, 5-2. Güzel bir gol oldu. Radamel Falcao attı 5-2. En azından Falcao'nun maçın başından beri yaptığı mücadelenin bir ödülü oldu. Mustafa Muhammed biraz daha etkili oynayabilir miydi? Evet, oynayabilirdi ama Beşiktaş forvetleri bugün uyumlu oynadılar ve 89. dakikada 5-2 önde girdiler. Vincent Aboubakar şimdi paslaşmalar. Aboubakar gönderdiği nokta, çıktı Falcao ve topun sahibi oldu. Son bir atak şansı olabilir. İçeriye gönderdi Aboubakar. Ve bitti. Maç 5-2 bitiyor. Beşiktaşlı forvetler 5. Galatasaraylı forvetler 2. Aboubakar'ın golleri maça damgasını vurdu. Yanlış hatırlamıyorsam 3 veya 4 gol attı Aboubakar. Larin'in bir golünü hatırlıyorum. Onun dışında da güzel goller oldu gerçekten ve umarım siz de bu videodan keyif almışsınızdır. Hangi takımda olursanız olun, Sportaküs TV'de dediğim gibi tarafsızlık gözeterek oynuyoruz bu maçları arkadaşlar. O yüzden de hiçbir sıkıntınız olmasın.
Bugün Beşiktaş yener, yarın Galatasaray yener, öbürsü gün Fenerbahçe yener, öbürsü gün Trabzonspor yener. Tüm takımlara eşit mesafede olduğumuzu belirtmek istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, Twitch'ten bizi takip etmeyi ve Discord grubumuza katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım siz de beğenerek ve yorum yaparak destek olursunuz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Radamel Falcao. Evet, vur artık. Radamel Falcao. Falcao. Çok iyi. Sapınaro. Sapınaro. Hocam. Sapınaro. Sapınaro. Sapına kadar. Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar.